Nerede bu kız ya? Aslı! Kızım neredesin sen? Bana bak, hastaneye mi gittin yoksa? Bir şey yaptılar mı sana? Kötü davrandılar mı? Zarar verdiler mi? Söyle! Anne, bana ne yaparlarsa yapsınlar dayanırım. Ama Ozan'a kötü bir şey olmasına dayanamam. Ben de örnek verdim gizlice. Anne, anne ne olur dua et tut. Ne olur benim böbreğimi tut. Benim kızım, canım. Ben senin gözünden akan bir tek damla yaşa kurban olurum. Ama böyle yapma Aslı. Hasta edeceksin kendini. Anne, ben biliyorum. Ozan iyileşecek. Hissediyorum. Ağlamak yok artık. Ozan'ın güzel haberlerini alacağım. Ozan sözünü tutar. Beni bırakmaz. Anneannem derdi. Hatırladın mı? Limon çekirdeği dikmek uğurmuş. Bu çekirdekler filizlenene kadar Ozan iyileşecek. Hatırladın mı? 23 Nisan gösterisine çıkacaktım. Günlerce hazırlandım onun için. Sen gecelerce uğraştın. Arkadaşlarımın elbisesinin aynısından diktin. Sonra babam geldi. Elbiseyi yırtıp attı. Paramparça etti. Ne gerek varmış? Ne oyunuymuş, ne gösterisiymiş. O gece sabaha kadar ağladım. Sonra anneannem geldi. Sabah tuttu elimden. Böyle birkaç limon çekirdeği aldık. Toprağa ektik. Uğurdur dedi. Bak gör. O çekirdekler filizlenirse sen de o gösteriye çıkacaksın. Sonra bayram sabahı bir mucize oldu. Sabah bir uyandım. Başucumda elbise. Öğretmenim almış. Koşup gittim. Baktım. Çekirdekler filizlenmişti. Ben o gün inandım anne. Bir şeyi gerçekten çok istersen alıyormuş. Ben bu hayatta en çok babam olsun istedim. O olmadı. Ama Ozan çıktı karşıma. O benim evim, yuvam, sevgilim. O benim hiç sahip olamadığım babam oldu anne. Ozan'a bir şey olmasın anne. Ozan iyi olsun ne olur. Ozan iyi olsun. Aslan. Kızım. Ozan iyileşti. Aslı, kızım bana bak. Biz varız. Ben de bir baban sayılırım seni. Ben hep yanınızdayım. Hadi ağlama artık. Gel kızım, yüzünü yıkayım. Hediye. Ben hep yanınızdayım.
Berçin nasıl benim kızımsa, Aslım da kızım sayılır. Hep yanınızdayım. O zaten bizim kızımız Tarık. O Berçin'in kardeşi.